Son görüşmemizden bu yana ne yaptık? Depoyu boyadım. Bak artık orada o kırmızı depo yok. Gri depo var. O yan parçaları griye boyadım. Böyle plastik yan kapakları falan. Ön ve arka çamurluğu boyadım griye. O aynı Alman grisine. Arka çamurluk. O sarıyı da hatırlarsanız. Artık gri. Geriye bir tek öyle amortisörler kaldı boyanacak. Onların da hani keçelerini falan maskeledim ki rezillik olmasın boyayla onların canını okumayalım diye. Şimdi onları boyayacağım. Boya olarak ne kullanıyorum? Normalde tabii ki profesyonel boyacılar falan böyle akrilik kullanır. Yurt dışında zaten başka alternatif kalmamış artık. Türkiye'de hala sellozik satılıyor. Çevreyi kirletiyor diye sellozik sattırmıyorlar Avrupa'da. Yasak. Sellozik tiner de bulunmuyor yurt dışında. Bizde her nal burada var. Çoluk çocuk biliyorsunuz çeken var burunda. Şimdi ben boyayı sellozik tinerle burada güzelce incelttim. Hazır karışım yaptım. Nefis. Hatta bu kapağı kapatmayı unutmuşum. Böyle bir çalkalılık ellerden aktı. Nefis bir karışım oldu bu. Karışım oranı, boya karışım oranı çok enteresandır. Bak. Şimdi normalde biz zannederiz ki çoğu boyacı böyle boyayı koyup zıp diye sıkar. Öyle değil. Aslında boya inceltiliyor. Hem de ciddi miktarda inceltiliyor. Eğer boya inceltmeyi çözebilirse vatandaş kendi de boya yapabilir. Önce bunu açabilmek lazım. Şimdi birazcık tiner sıkmak lazım. Sonra da bir tonayı da bir anahtar sokmak lazım. Rezillik. Çok iyi yapmışlar ama bir kaldıraçlar açmışlar. Şimdi boyaya bak. Sulu. Cupcuru. Çünkü normalde çok kıvamlıydı bu. Böyle bal gibiydi kıvamı. Sellozik tinerle yarısından fazlasını incelttik. Yani %50 sellozik tinerle inceltmedim. Daha fazla sellozik tiner koydum. Bu su gibi, süt gibi oldu bu. Şimdi bununla boyayacağım. Böyle ufak bir tabanca kullanıyoruz. Bu işler için. Bizim kullandığımız en büyük tabanca normalde araba boyayan abilerin kullandığı en küçük tabanca şu. Normalde biz bunu büyük işlerde kullanıyoruz. Onu arabada bu küçük tabancaya tekabül ediyor. Evet, buyurun bakalım. Hadi gidip boya yapalım. Basınç istiyor. Şimdi dedecuk. İnce katlar halinde. Asla böyle tek katta kapatmaya çalışmıyorum. Önce ince kat bir boya atacağım. Hafif şeffaf. Altı gözükecek. Sonra bir kat daha. Sonra bir kat daha. Eğer boya tek katta kapatıyorsa bir şeyleri yanlış yapıyorum demektir. Yani biz maketçilikten öğrendiğimiz budur. İnce katlar halinde böyle bir dumanlama yaparız. Ondan sonra kapatması için abanırız. Benim yaptığım bu işlem sırasında maske takarsanız daha iyi. Toz maskesi değil ama. Maske de değişik. Maske pahalı iş. Bir dakika. Maske bak böyle. Maske sponsorluk istiyor. Değişebilir boya filtreli. Bu zehirlenmeni engelliyor. Yani normalde şekil bu.
Şimdi burada işin sırrı, birinci sırrı şu. Boya mala ıslak düşecek. Fakat akmayacak. Çok uzaktan atarsan bu sefer boya havada kurur. Düştüğünde pütürlü bir yüzeye neden olur. Çok yakından atarsan bu sefer akmasına neden olur. Mesela şöyle. Bak, bu aktı. Bu iyi değil, bunu istemiyoruz. İnce katlar halinde fırça kullanır gibi bak. O yüzden bol ışık ister boya işi. Ki ıslak düştüğünü göreyim boya. Etrafta da toz olmaması lazım fazla. Burası çok tozlu boya yapmak için. Genelde o yüzden otomobil boyacıların dükkanlarında yerler hep sudur. Toz kalkmıyor. Espresso. Öyle. Ben şimdi bunu boyayacağım. Bu iş de bitecek. Sonra süsleme faslı var. Görüşürüz.